Maça devam. Siyene ortada. Higuain. Higuain böyle gidiyor. Ulan müdür, gole gidiyoruz. Hadi oğlum, Messi. Allah'ım ya. Merhaba. Ne haber? Şarjın var mı? Ya şimdi öyle şarjın var mı diye sorunca sanki benim şarjım yokmuş gibi gözüküyor ama şarjım var tabii ki ama unutmuşum. Unutkanlık işte, çapsın hastalığı. Hepimizde yok mu unutkanlık? Neyse, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Sana sormak istediğim soru, şarjın var mı? Buyurun, içeride termik santral var. Bu taraftan lütfen. Acaba biz aynı binada mı oturuyoruz? Aa, evet. Ben aşağı katta, karşı dairedeyim. Size cep telefonu koleksiyonumu göstereyim mi? Ama tabii ilk önce problemi çözelim, değil mi? Telefonunuzu bir şarja takayım. Bu arada ben Necmi. Arkadaşlar bana köfte de derler. Şu hastasıyız dede lafı var ya, işte o bana ait. Bu aralar yeni bir slogan üzerine çalışıyorum. O yüzden ev biraz dağınık, kusura bakmayın. Sizin adınız ne acaba? Öğrenebilir miyim yoksa kafamıza göre mi takılacağız? Tahmin et bakalım. Nur Seda güzel. Hatta çok güzel. Tıpıs. Nine. Şuş şahitse. Benim adım Tavşan. Tavşan. Çok enteresans. Senin de çok başka bir kafan var. Öyledir. Yükseldim. Benimle çıkar mısın? Necmi. Seninle atmosfer dışına bile çıkarım tavşan. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz çizdiği sıra dışı karakterle adeta bir muamma haline gelen Tavşan Kod adlı güzellik abidesi. Hayatımıza yeni giren bu karakteri daha yakından tanımalıyız, değil mi? O yüzden ben lafı uzatmadan direkt sormak istiyorum kendisine. Neden tavşan? ...1984 yılının buz gibi bir Temmuz gününde Kadıköy Üstesi'ne bağlı Şaşkın Bakkal'da dünyaya geldim. 80'lerin sonuna doğru seksek oynayan son kız çocuğu olarak tarihe geçtiğimi gururla söyleyebilirim. Mahallede beni oradan oraya sekerek gören ahali bana hiçbir zaman Zeynep demedi. Ben de tavşana o kadar alıştım ki artık o küçük Zeynep'ten eser yok şimdi. Izdırap içinde yalnızmış. Kendim gibi bir manyağa rastladığım için o kadar mesudum ki sana Zeynep dersem Allah da benim belamı versin. Hiç mi? Namussuzum, tüm üniteleri patlamaya hazır füze gibiyim. Patlat beni tavşan. Manyak manyaka bazı hareketler yapma. Hatunu ürkütme. Of. Yalnız
kız resmen havalı Apollo servisi gibi hatun. Al uzaya fırlat anasını satayım. Git içeri. Gözlerinin içine bakarak. Senin itin köpeğin olayım de kıza be.